Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber harika, kıyır kıyır ağızda dağılan bir poğaça yapacağız. Pastane poğaçaları gibi harika lezzetli olacak arkadaşlar. Gerekli malzemelerimiz şimdi sırayla kabımıza ilave edeceğiz. Şöyle 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Ardından 2 tane yumurta kullanacağım ama arkadaşlar ben bir tanesini tüm olarak kullanacağım. Diğerinin sadece akını kullanacağım. Ziyan olmasını istemiyorum. Sarısını çünkü üzerine kullanacağım. Akını içine koyacağım. Şöyle akını da ilave ettim. Daha sonra yumurtamızı da ilave ettikten sonra 2 dolu yemek kaşığı yoğurt ilavesi yapacağım. Son olarak şöyle 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 paket kabartma tozu kullanacağız. İlave edelim. Ve şimdi bunların hepsini karıştırmak istiyorum. Yumuşak bir, zaten oda sıcaklığındaydı tereyağım. İyice yumuşadıktan sonra unumu ilave edeceğim. Şimdi karıştırdım, yumuşadıktan sonra ben buraya 3 klasik su bardağı un ilavesi yaptım. Ama kontrollü bir şekilde ilave etmek istiyorum. Şöyle 2 su bardağı kadarını ilave ettim ve yoğuruyorum. Eğer isterse geri kalanını ilave edeceğim. Üç su bardağı ilave etmiştim. Şöyle bir su bardağı daha alacağını düşünüyorum. Dediğim gibi kontrollü ilave ediyoruz. Dört su bardağı arkadaşlar un ideal geldi. Dolu dolu dört şöyle su bardağı olacak. Şimdi ben bunu dinlendirmeye bırakacağım. Yarım saat kadar hamurum dinlenmesi gerekiyor. Hamurum dinlendi arkadaşlar. Şimdi poğaça yapımına geçebilirim. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Şöyle elimle biraz bastırayım. Peynirini koyuyorum. Şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Ve ardından şöyle tırtıklı doğrayıcımla ortasına şu şekli atıyorum. Ve tepsimi alıyorum. Yine mandalina büyüklüğünde hamur kopartıyorum. Şöyle elimle açıp içine peynirini ilave ediyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Tepsimi diziyorum. Bu şekilde sonucuyu da yapıyorum. Şimdi ayırdığımız bir yumurta sarısını da poğaçamızın şöyle üzerlerine sürüyoruz. Ardından isterseniz üzerine susam serpeleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi sade de yapabilirsiniz. Tamamen onu da tercihe bırakıyorum. Yumurta sarılarımızı da sürdükten sonra arkadaşlar 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya dek fırınlayacağız. Şimdi fırına gidebilir poğaçalarımız. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinden kaşarlar fırlamış böyle. Ama çok lezzetli görünüyorlar. Gördüğünüz gibi çok da muhteşem oldular. Şöyle sizlere çok sıcak ama sizlere göstermek istiyorum içini de. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimin ve videomun sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.
Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.